Evet, hoş geldiniz. Herkes atölyemize hoş geldi. Ben kendimi tanıtarak başlayacağım inşallah. Sesimin geldiğini umuyorum. Arkadaşım Semra Doğan'la beraber önce kendimizi tanıtarak başlayacağız. Ama öncesinde bir ricam olacak. Bu tanıtım kısmından sonra görüntü ve seslerimizi kapalı takip etmeyi rica edeceğim. Teknik bir aksamaya sebebiyet vermemek adına. Gelen arkadaşlar varsa onları kabul etmeye devam edeceğiz biz, geç kalanlar varsa. Ben Hatice Polat, Yenidoğu Eğitim Kurumları Ar-Ge biriminde sosyal bilgiler alanında materyal ve yayın geliştirmeye çalışıyorum. Arkadaşım Semra Doğan. Ben Semra Doğan, Yenidoğu Okulları Sancaktepe Kampüsü'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışıyorum. Bugün sizlere iki farklı Web 2.0 aracını tanıtacağız. Bu iki Web 2.0 aracını sosyal bilgiler dersinin 5. sınıf ve 6. sınıf düzeyinde yer alan insanlar, yerler, çevreler ünitesi kapsamındaki iki konu üzerinden anlatacağız. Bu ilk konu coğrafi konu, matematik konu ve özel konu üzerinden. İkincisi ise yeryüzü şekilleri ünitesi üzerinden, konusu üzerinden anlatacağız inşallah. Bu arada ben de görüntümü kapatacağım. Daha sağlıklı ilerleyebilmek adına ekranımı size yansıttım, slaytımı ve devam edelim. Peki ne yapacağız? 50 dakikalık bir zaman dilimini paylaşacağız sizinle. Bu süre zarfında atölye içeriğimiz nasıl işleyecek? Biraz ona bakalım isterseniz. Evet, slaytımı ilerletmek istiyorum. Bu araçların kullanılması için ne tür donanımlara ihtiyaç olduğunu öğreneceğiz hep beraber. Uygulamalarda yer alan kullanılabilir içerikleri inceleyeceğiz. Yeni bir içeriği nasıl oluşturabileceğimizi irdeleyeceğiz. Uygulama içi etkinliklerden birkaç tanesini kullanarak bir içerik üretmeni deneyeceğiz. Soru cevap bölümü ile değerlendirme yapacağız inşallah. İlk önce Nearpod uygulamasından bahsedeceğiz. Sadece bütün bu sunuma geçmeden önce minik bir hatırlatma daha yapmak istiyorum size. Bu hatırlatmam şuna dair olacak. Atölye katılım şartı gereği sizin bu iki uygulamaya üyelik yapmış olmanız gerekiyordu. Bu iki uygulamaya üyeliğinizi yaptığınız ve giriş yaptığınız web tarayıcılarınızı ya iki farklı web tarayıcısı olarak ya da ayrı iki sekmede açık bulundurmanızı istiyoruz. Vakitten kazanmak için doğrusu. Biz Nearpod uygulamasıyla başlayalım slaytımız sunumumuza. Anne orada. Mikrofonlarımızı kapalı tutmayı tekrar rica edeceğim. Nearpod ile sosyal bilgiler... Mehmet çıkar mısın der. Evet. Buyurun. Sesim geliyor mu? Ses sorunu yaşadık sanıyorum. Geliyor hocam sesiniz. Geliyor hocam sesiniz. Tamam. Arada kapanıyor. Semra hocam bu konuda desteğinizi rica edeceğim. Ses yanlışlıkla kapatma durumları olabilirse. Tamam. Sosyal bilgiler dersi malumunuz disiplinler arasılık barındıran içerikleri, diğer derslerle sürekli ilişki kurmayı gerektiren içeriklere sahip bir ders. Ve aynı zamanda öğrencilerimiz nezdinde de şöyle kanaatlere sahip bu ders öğretmenlerinin karşılaştığı bir durum. Öğrencilerimiz dersin zor olduğunu, anlaşılamadığını, soyut olduğunu, hatırda tutmakta zorlandıklarını ifade ederler ve ders içerisinde de sıkılırlar. Dolayısıyla da bu Nearpod ve Nearpod gibi dijital Web 2.0 araçları bizim işimizi bu handikapları ortadan kaldırmak üzere de kolaylaştıracak. Nearpod nedir ve özellikleri nelerdir? Kısaca ondan bahsedelim. Etkili ve etkileşimli sunum hazırlama Web 2.0 aracıdır dedik. İçerik üretme ve ders tasarımı, ölçme değerlendirme etkinliklerinde kullanılır. 2012 yılında piyasaya sürülmüş bir araçtır bu. İnteraktif etkinliklerle öğrencilerden anında dönüt alma imkanı sunar bize. Bilgisayar, akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu çalışmaktadır. Verilen kod ile sunumumuzu sınıf içinde tabletler üzerinden
tüm öğrenci ekranlarını aktarabilir. Uzaktan eğitimde ise kolaylıkla dijital ortam üzerinden dersler gerçekleştirebiliriz. Eş zamanlı değerlendirme, öğrenci gelişim raporları ve sunumların etkileşimli hale getirilmesiyle öğrencilerin konuyu dikkatle takip etmelerini ve aktif olmalarını sağlamaktadır. 30 günlük ücretsiz kullanım hakkı var bu uygulamanın. Bu bir avantaj bizim için. Fakat her bütün özelliklerini ücretsiz üyelikle ulaşamayabiliyoruz. Farklı kullanım üyelik gerektiren, ücretli kullanım gerektiren üyelikler de söz konusu. Bunlardan ulaşılabilir. Nearpod uygulaması için öncelikle siteye giriş yapmamız gerekiyor. Siz bunu yaptınız zaten. Sign up for free'den ücretsiz öğretmen girişi yapabilirsiniz. Hesap oluşturabilirsiniz. Şayet üyeyseniz de, üye olduysanız da login'den hesabınıza ulaşabilirsiniz. Hesabınıza girdiğinizde yani sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Öğretmenler için olan ekran. Burada uygun olan hesap girişinizde yapabilirsiniz girişinizi. Öğrenciler içinse bu bir ücret, yani herhangi bir üyelik gerektirmeyen bir uygulama. Öğrencilere daha önce oluşturulan ders içeriği ya da etkinliğin kodu verilerek, paylaşılarak öğrencilerle, öğrencilerin derslere ve içeriklere ulaşması sağlanabiliyor. Öğrenciler siteye girdiğinde şu ekranla karşılaşacaklar. Bu ekranda öğrenci adını yazacak, gerekirse rumuzunu ikinci isim olarak yazıp join diyerek derse dahil olacak. Peki, ücret biz Nearpod'la içerik incelemek üzere sizinle şöyle hızlı bir şekilde giriş yapalım. Ben sizinle ekranımı yeniden paylaşacağım. Web tarayıcısında kendi hesabım üzerinden girişimi yapacağım. Oturumumu açıyorum. Burada kalmanızı isteyeceğim. Arada sizi yönlendirebilirim Nearpod uygulamasına geçin diye. Ben 365 hesap, ofis hesabımla üyelik yaptım ve onunla girişimi sağlıyorum. Birazcık bu menüleri tanıyalım sizinle. Klasik hesap ve ders ayarlarını yaptığımız kısım bu gördüğünüz alan. Ama ben uygulamada özellikle şu menüden size bahsetmek istiyorum. Nearpod Ders Kütüphanesi. Nearpod Ders Kütüphanesi'nde hazır içeriklere, Nearpod ailesinin ürettiği veya bizden üretip de oraya orada paylaştığımız içeriklere konu bağışlıkları bağlamında ulaşabiliyoruz. Ücretli içerikler ve ücretsiz içerikler söz konusu. Biz bunları buradaki filtreleri kullanarak eleyebiliyoruz. Konu başlıklarına göre, sınıf seviyelerine göre ya da kaynak üretim biçimlerine göre de filtreleyip bulabiliriz. Ve burada işimize yarayacak ulaştığımız içerikleri kendi kütüphanemize arşivleyebiliyoruz. Benim kütüphanem alanında hem kendi oluşturduğumuz içerikleri hem de hazır içerikleri arşivleyebiliyoruz. Burada klasörleme yapabiliyoruz. Konu başlıklarımız, ünite başlıklarımıza göre istediğimiz düzende klasör yapıp içerisinde ders ya da etkinlik arşivleyebiliyoruz. Raporlar kısmını görüyorsunuz burada. Bu raporlar kısmında ise ürettiğim içeriklerin raporlarına ulaşabiliyorum. Ne kadar içerik ürettim ve bunları uygularken ne gibi sonuçlar aldım? Öğrenci raporlarına ulaşabiliyorum. Şuradan hızlı şekilde ders oluşturmayı başlatabiliyorum. Ya da ders esnasında hemen hızlı bir etkinlik oluşturacağım, açık uçlu soru soracağım, çizim yaptıracağım ya da işbirliği çalışma ortamı oluşturacağım öğrenciye. Burada hızlıca başlatabiliyorum etkinliğimi. Ancak bir ders içeriği oluşturmayı hem bu oluştur tuşundan, butonundan yapabildiğim gibi şuradan da yapabiliyorum. Nearpod'da ders veya Google Slide'lardaki hazır bir dersi buraya sürükleyerek burada onun üzerinde çalışmalarımı devam edebiliyorum. Hep beraber bir içerikleri tanıyalım, menüleri tanıyalım kısaca. Özet geçmeye çalışacağım. Şöyle, dersimin ayarlarını, isim ayarlarını buradan yapabiliyorum sizlerle. Dersimin adını yazabiliyorum, açıklamalar girebiliyorum, sınıf seviyesini tercih edebiliyorum. Yine arşivlemede ya da yayınladığım alanda konusuna göre kategorize edilebilmesi için buradan herhangi bir, hangi dersi, hangi konu üzerine yapıyorsam bu çalışmayı, onu seçebiliyorum ve sunuyorum. Slide ekle butonuna ekleyerek burada içerik bağlamında ekleyebileceğim çeşitli türler var. Bir de faaliyetler, yani etkinlikler olarak belirlenen dersin arasına yerleştireceğim, başlangıçta öğrencilerin merakını, ilgisini konuya çekebilmek için yapabileceğim bir etkinlik ya da en nihayetinde ölçme değerlendirme aracı olarak kullanabileceğim oyun ya da etkinlikler söz konusu. Bunlardan birkaç tanesini tanıyacağız ama önce içerik üretmekte bir slide oluşturacağım ben. Bir ders slide oluşturacağım. Bu ders slide'ının
nasıl oluşturduğuna dair şöyle hızlıca menüyü bir tanıyalım. Mesela şunu seçtim ben ders slide olarak. Başlığımı yazıyorum buraya ve dosya yükleyeceğim. İster bir metin, ister bir video, ister bir görüntü ya da bir GIF olarak yükleyebiliyorum. Dosyalarımı bilgisayarımdan da buraya sürükleyebiliyorum. Arka fon verebiliyorum ben bu slaytıma ya da öğelerimin yerleşim biçimlerini tercih edebiliyorum. Ses dosyası ya da ses kaydedicisi üzerinden slayta ses ekleyebiliyorum. Ön izlemeyi şuradan alabiliyorum. İptal tuşunu düzenlemeden vazgeçtiysem yapabiliyorum ya da kaydet çık diyorum. Slaytım hemen burada sıralanacak. Evet, kaydolsun. Slaytım burada arka arkaya sıralanacak. Ben her eklemek istediğim slayt içeriğini arka arkaya oraya dizilecek zaten. Diyelim ki bir video eklemek istiyorum ben slaytıma. Bunu YouTube üzerinden çeşitli anahtar kelimelerle konusuna göre arayabiliyorum. Onu da ekleyebilirim. Ya da yerel dosyamdan Google Drive, Dropbox ya da OneDrive'daki dosyalarımdan videomu ekleyebiliyorum. Aynı şekilde o da slaytta yerini alacak. İstersen bir web içeriği öğrencilerimle paylaşmak istiyorum dersinde. Onların ulaşabileceği bir URL'yi buraya kopyalayarak yine paylaşabiliyorum slayt olarak düşecek oraya. Ya da 3 boyutlu bir görüntü paylaşacağım öğrencime. Mesela ben coğrafi konumu anlatıyorum öğrencilerime. Dünyaya çevrimiçi bakmalarını istiyorum. Sosyal bilgiler dersi bağlamında böyle bir 3 boyutlu görüntü buraya ekleyebilirim. Ya da bunlarımızı fen bilgisinden bir hücre incelemesi yapılacak. Bunu burada bir 3 boyutlu görüntü olarak ekleyebilirim. Sol taraftaki menüden işime yarayacak olan içeriği bulabilirim. Ben ayrıca bir PDF görüntüleyici ya da canlı Twitter akışı ekleyebilirim. Bir okul gezisi mesela yine bizim dersimiz bağlamında, sosyal bilgiler bağlamında bir destinasyon girerek okul gezisi planlayabilirim. Sanal tur öğrencinin yapması için ya da hazır olan içeriklerden bir tanesini ekleyebiliyorum. İçeriklerim böyle ama ben aynı zamanda dediğim gibi biraz önce hızlı bir derse giriş, çocukları merakını derse çekmek, celbetmek için bir etkinlik oluşturmak istiyorum. İstersen bir açık uçlu soru oluşturabilirim. Hemen ona bir bakalım, o menüye bakalım. Buraya bir zamanlayıcı var mesela. Zamanlayıcıyı ben soruma göre, öğrencimin cevap verme ya da sorunun içeriğine göre belirleyebilirim. Medya, video veya sesli talimatlar ekleyebilirim. Sorumu buraya girebilirim. Kayıt der ve çıkarım. Kaydettiğim slaytımı burada sıralanacak olan slaytlarım arasında yer değişikliği yapabiliyorum şöyle. İstediğim alana koyabilirim dersimi tasarlarken. Bu slayt üzerindeki herhangi bir değişikliği de bu üstteki menüden yapabiliyorsunuz. Faaliyetlerden yine devam edelim. Bir anket oluşturabilirim. Öğrencilerimin belki ön bilgilerini, konuyla alakalı ön bilgilerini ölçmek istiyorum. Yine zamanlayıcı ekleyebilirim bu menüden. Talimatlarımı medya, video ve sesli kayıt olarak ekleyebilirim. Ya da sorumu buraya yazıp cevap seçeneklerimi artırabilirim bu ankette. Ve oluşturabilirim etkinliğimi. Yine kaydetmeyeceğim ben. Bir tane daha göstermek istiyorum size etkinliklerden. Çizim etkinliği. Mesela bu çizim etkinliğinde ben öğrencime bir görsel verip bu görsel üzerinde, resim üzerinde çalışmalarını sağlayabilirim. Bu etkinliği de zamanlayıcı ekleyerek yapabilirim. Talimatlarımı aynı şekilde biraz evvelki gibi girebilirim. Bunu da dersimi daha etkileşimli kılmak adına öğrencilerimle planlayabilirim. Biz bu hazır ders içeriğini hep beraber inceleyelim isterseniz sizinle. Benim daha önce oluşturduğum, hayır kaydet çık demiyorum. Şöyle yapacağım, kütüphaneme direkt gideceğim. Benim daha önce oluşturduğum ders klasörümden bir ders inceleyelim sizinle. Dediğim gibi coğrafik konumu anlatacağım öğrencilerime. Ve ben öğrencilerime hazırladığım dersimi önce ortamda, yani bu dijital ortamda paylaşmayı bahsedeceğim. Ben öğretmenlerle paylaşmak istiyorsam bu ders içeriğini hızlı bir şekilde bu araçlardan herhangi biriyle istersek ön izleme yapılabilecek ya da üzerine düzenlenebilecek şekilde paylaşabilirim. Aynı menüden dersimi yedekleyebilir, klasöre ekleyebilir, klasörden kaldırabilir, PDF olarak dışarı aktarabilir, raporunu buradan alabilir ya da dersi silebilirim. Ben bu dersi öğrencilerim üzerine düzenleme yapmak istersem öncelikle burayı kullanabilirim. Ön izleme burası. Bunlar bizi yönlendiriyor zaten uygulama.
Ama şuradaki farkı anlatacağım. Öğrenci hızlı da işinebiliyor bu dersler. Canlı ders olarak da. Canlı ders olarak başlatmanın bir artısı öğrencinin müdahale edemiyor olması. Ben dersi başlattım, bir de öğrenci olarak gireceğim. Şimdi benim karşıma dersi başlattığımda şöyle bir kod çıkıyor. Ben bu kodu kopyalıyorum ve burada bir öğrenci olarak derse dahil oluyorum. Hep beraber girelim. Benim öğrencim bu kodu aldığı zaman derste diyelim ki düştü. Yine aynı kodla derse dahil olabiliyor. Ben isim olarak öğrenci ismimi girdim. İstersem bir rumuzla girebilirim ve derse dahil olurum. Benim ekranımda görünen dersim, tasarladığım dersim öğrenci ekranımda da görünüyor. Dersime kaç öğrenci katıldığını şu noktadan görebiliyorum. Şu an bir öğrenci var. Ders slaytlar arasında geçişimi bu noktadan sağlayabiliyorum. Öğrencilerin isimlerini gizliyorum ya da açıyorum bu tuşla. Ve dersimdeki slayt ilerlettiğimde öğrencimin de bu derste slaytı takip ettiğini görebiliyorum. Coğrafi konumu işliyoruz. Ben öğrencime özelden genele bir anlattığımda önce bir aktivite ekledim dersimde. Evlerinde bir odayı, en sevdiği bir nokta ya da çevresinde bulunduğu bir mekanın krokisini çizmek istedim. Yani konum kavramını, nesnelerin birbirlerine göre konumları olduğunu anlatmak istiyorum öncelikle. Öğrencim çizdikçe, her bir öğrencimin yaptığı çalışmayı ben burada görebiliyorum. Resmim iyi değildir ama sadece öyle göstermek için yapıyorum. İsmini böyle gizli açıp bakabiliyorum üzerine tıklayarak da. İsimlerini gizliyorum. Şu noktada göreceksiniz ya da açıyorum. Bu sürede bir etkinlik. Öğrencim etkinliğini tamamladığında gönderiyor. Benim ekranıma düşüyor her biri. Süre bittiğinde zaten yine aynı şekilde görebiliyorum. Ben değerlendirmemi yapıp geçebiliyorum. Konu anlatımına devam ediyorum. Daha önce öğrendik konum kavramını hatırlatıyorum ona dersimde. Ve esas konuya giriş yapmaya çalışıyorum. Ama yine öncelikle bir kurgu veriyorum öğrencime. Bir anket yapacağım. Bu kurguda öğrencim, bir arkadaşının evinde öğrencilerim toplanacaklar. Bu arkadaş Hüseyin. Hüseyin kendi evlerine gelen arkadaşlarına adres bildirimini hangi yöntemle yapmıştır diye bir soruyla bunların kendi pratiklerini ölçüyorum aslında. Mesela her iki yöntemi kullanmış olabilir diyorum. Konum atmış, tarif etmiştir. Ve öğrencimin cevabının öğretmen ekranına hemen düştüğünü görün. Dersi öğrenciyi tutuyorum aslında ben bu uygulamayla. Biraz internet bağlantısıyla alakalı sanırım yavaş oldu. Burada yüzdesini görüyorum anketimin. Ve şurada anket sonucumu paylaş dediğimde öğrencimin ekranında da hızlı bir şekilde anketimin sonucu görünecek. Ne kadar yüzdede hangi cevap verilmiş görünmüş olacak. Ben bunu geçiyorum etkinlik olarak. Bu defa öğrencime bir açık uçlu soru ekledim. Açık uçlu soruda siz olsaydınız hangi yöntemi tercih ederdiniz gibi bir soru sordum ve yazmasını istedim. Öğrencim buraya yazıyor mesela, konum atardım diyor. Çünkü kolay olur diyor mesela. Ve cevabını gönderdi. Öğretmenin ekranına yine bu cevap düşecek. Evet. Öğretmen cevabı görebiliyor, üstüne de tıklayabiliyor. Bu cevabı yine öğrencileriyle bütün cevapları paylaşabilir. Öğretmen devam ediyor etkinlik süreyle, dikkatinizi çekerim. Ve dersi anlatmaya devam ediyor. Bizim yayınlarımız içerisinde bulunan bir etkinliği ekledim mesela. Start Activity dediğimde öğrenci ekranında da sağ tarafta göreceksiniz. Hemen düşüyor zaten. Böyle bir kavram bulmaca var. Ben konum kavramından coğrafi konum kavramına çekiyorum öğrenciyi. Böyle bir ızgaralı tabloda gizlenmiş bir şifre var. Ve ben o şifreyi bulmasını istiyorum öğrenciden. İster kalemle yazarak, kalem tercihlerini yaparak, isterse bir metin olarak ya da görsel olarak girip çeşitli düzenlemeler yapabiliyor cevabı üzerinde. Öğrenci coğrafi konum desin buna. Cevabı bulmuş olsun ve cevabını versin. Bana da düşüyor bu cevap aynı şekilde. Devam ediyorum. Konu anlatımımı artık ilerlettim. 3 boyutlu görüntüyü koymayı bahsetmiştim. Onu ekledim ve öğrenci burada aslında hemen tekrar geri çıkacağım. İstediği şekilde burada ekrana müdahale edebiliyor. Her etkinlikte edemiyor, bunu söyleyebilirim ama bazılarında edebiliyor. Mesela konu anlatımında devam ediyorum. Matematik konu özel konu farkını anlatıyorum metinde ve paralel meridyenleri anlatacağım. Bir video ekledim. Öğrencim bu videoyu yine kendi hızında izleyebiliyor. Başlatabiliyoruz böyle. Ve bu videoyu izlemeye başladı. Bunu da geçiyorum. Matematik konumu anlatmaya devam ediyorum. Ülkemin matematik konumunun sonuçları bilgisini veriyorum ona. Bunu anlatımımı yaptım. Çeşitli bilgileri verdim bu slaytım üzerinden. Ve ona tekrar bir ufak mini quiz yapıyorum. Bir eşleştirme
etkinliği koydum. Bu eşleştirme etkinliğinde çeşitli ifadeler verdim. Bu ifadeleri öğrencimin görsellerdeki manalarla tamamlamasını istedim. Suyun sıcaklığı azalır dedim. Doğru yaptı. Bir tane yanlış yapalım. Ama yine doğru yaptım bu arada ben. Kaç defa denediğini gösteriyor bu sonuç benim ekranımda. Kaç defa da ne kadar sonuca ulaştığını gösteriyor. Yine süreli bir şey bu. Yarışma hali öğrenciyi çok diri tutan bir şey. Ve dersimi tamamladım. Şimdi bunu sizinle beraber yapmak istiyorum ben. Ama öncelikle sizin Nearpod uygulamasındaki üyelik sayfanıza davet etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde oraya geçebilirsek, oraya geçerken de dersimi şuradan sonlandırdım, son defa söylemiş olayım. Dersimi sonlandırdığımda öğrencimin ekranı da kapanıyor. Herkesten kendi Nearpod hesabına giriş yapmasını istiyorum. Ben sözlü olarak sizi yönlendireceğim. Evet. Sözlü olarak sizi yönlendireceğim. Öncelikle Nearpod'da ders oluştur ya da hızlı oluştur, artı oluştur, create tuşuna basmanızı isteyeceğim. Nearpod'da ders diyeceğiz. 1-3 dakika bu sunumu yapalım hep beraber. Bu etkinlik denemesini yapalım. Sizlerden 5 tane kısa cevaplı soru hazırlığıyla gelmenizi istemiştik. Etkinlikler bölümüne girmenizi ve oradan tırmanış zamanı etkinliğine tıklamanızı istiyorum. Bu bir oyun. Burada süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Süre bölümünü göreceksiniz hemen sağ üst köşede. Sorunuzu girip hızlı bir biçimde sorunuzu metin ya da görüntü olarak da girebildiğiniz alternatif de anlatabilirim. Cevaplarınızı hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Ya da kısaca soru deyin, hani soru bulamadınız diyelim. DC deyin, doğru cevap deyin ya da ikinci cevaba yanlış cevap deyin. Yanıt artırabilir ya da soru ekleme tuşlarıyla bunu yapabilirsiniz. En nihayetinde kayıt tuşuna basarsınız. Siz kayıt tuşuna bastığınızda menüye kaydedilecektir. Üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak etkinliği tamamlayabilirsiniz. Ben chat kısmından sorularınız varsa hızlı bir biçimde bunu alabilirim. Yoksa diğer uygulamayı tanıtmak üzere Semra Hocam'a sözü bırakayım. Maksadımız size burada bir ilham oluşturabilmekti. Yani biz uyguladık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bunu paylaşabilmekti. Uygulamalarla alakalı daha fazla vakit ayırarak sizin yapacağınızı umuyoruz. Ben sözü arkadaşım Semra Doğan'a bırakayım. Hocam buyurun siz devam edin. Hocam teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz ben de bir taraftan siz uygulamalarınızı, etkinliğinizi yaparken ekranımı da paylaşmış olayım sizlerle. Öncelikle ben tekrar kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Semra Doğan. Yeni Doğu Okulları Sancaktepe Kampüsü'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Learning Apps uygulamasını tanıtmak istiyorum. Learning Apps ile sosyal bilgiler derslerini aslında çok daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Bu uygulamayı seçmemdeki amaç sosyal bilgiler dersleri Hatice Hocam'ın da en başta belirttiği gibi çocuklar tarafından biraz sıkıcı, bodoboz bilginin verildiği dersler olarak görünüyor. Aslında bunu sadece sosyal bilgiler özelinde söylemeyelim. Yeri gelince fen bilgisi derslerinde, İngilizce derslerinde, belki de okul öncesi derslerinde bile çocuklara bazı bilgileri alırken direkt sunuş yoluyla aktardığımız zaman sıkıntı yaşadıklarına hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu uygulama sayesinde bu sıkıcılığın önüne biraz geçmiş oluyoruz. Çünkü oyun yöntemini kullandığımız zaman çocuklar derse karşı çok daha istekli ve çok daha motive olmuş oluyorlar. Burada Learning Apps uygulamasının arayüzünü görüyorsunuz. Bu şekilde bir ekran karşılayacak bizi. Birazdan zaten ekranımıza beraber de giriş yapmış olacağız. Bu uygulamanın en güzel yanlarından birisi Türkçe desteğinin de olması. Bütün dünya dillerinde olmasa da birçok dünyada kullanılan ve dil desteğinin sağlandığı bir uygulama. Ve Türkçeyi tam anlamıyla karşılıyor. Bu yüzden bize kullanım kolaylığı sunuyor diyebilirim. Aynı zamanda kademe olarak da ilk öğretimden başlayarak yüksek öğretime kadar etkinlikler bulmamız mevcut. Biz genelde ortaokul öğretmenleri olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden orta öğretim kısmında oldukça faydalanabileceğimiz bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Uygulama içerisinde çok zengin etkileşimli ögeler ve oyunlar mevcut. Yine az önce de söylediğim gibi birazdan bu oyun örneklerine de birlikte bakacağız. Ve belki de en güzel yanı ücretsiz olması. Çünkü hepimiz uygulama kullanmak istiyoruz derslerimizde. Ama girdiğimizde bu uygulamaların ya bir hafta deneme süresi olduğunu ya da bir ay olduğunu görüyoruz. Ama bu uygulamanın ücretsiz olması bizlere kullanım kolaylığı da sağlıyor diyebilirim. Yine burada eğitsel oyunlarla beraber etkileşimli içerikler hazırlayabiliyoruz. Bu içerik örnekleri görmüş olduğunuz gibi ekranımda çok birbirinden çeşitli. Burada özellikle dikkatimizi
Kim Milyoner Olmak İster yarışması çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla beraber çocuklar çok eğleniyorlar. Bunun dışında yine sosyal bilgiler derslerinde özellikle eşleştirme oyunlarına çok ihtiyaç duyuyoruz. Bulmacalar çocukların çok sevdiği oyunlar. Yine boşluk doldurmalı metinler, doğru yanlış metinleri resim üzerinde iğneleyerek onların hangi özelliklere sahip olduğunu belirten uygulamalar bizim çok çok kullandığımız uygulamalar. Şimdi dilerseniz sitemiz üzerinden bu uygulamanın detaylarına birlikte geçelim. Gördüğünüz gibi beni karşılayan ekran bu şekilde bir ekran. Ve oldukça basit, oldukça kullanılması son derece kolay. Ekran Türkçe destekli olduğu için benim aslında nereden neyi bulacağımı çok kolay bir şekilde bana anlatıyor. Şimdi şöyle kısaca bir sitemizi tanıyalım. Acaba içerisinde neler var birlikte görmüş olalım. Bu uygulamaları arama kısmına uygulama adımızı ya da bulmak istediğimiz etkinliğimizin adını yazdığımızda bizlere etkinlik örneklerini sunacak. Burası konunun sınırlanması açısından oldukça kullanışlı. Örnek veriyorum, ben sosyal bilgiler öğretmeni olduğum için örneklerimi de sosyal bilgiler üzerinden vereceğim ama dediğim gibi diğer bütün branşlara da uygulayabilirsiniz. Sosyal bilgiler dersinin kültür ve miras konusuna buraya yazdığımda kültür ve miras konusuna ait birçok etkinliğin beni karşıladığını göreceğim. Birazdan deneyeceğiz sizinle beraber. Yine uygulamaları incele sekmesine tıkladığımda ise buradaki daha önceden öğretmenlerimizin hazırladığı uygulamaları görmüş olacağız. Bu uygulamaların aslında en güzel yanı da şu sevgili hocalarım. Hep satır kodlama bilgisi bilmemize gerek yok. Öğrenci düzeyine uygun istersek bireysel ona uygulayabileceğimiz, istersek bir grubu ödevlendirebileceğimiz ya da tüm sınıfı ödevlendirebileceğimiz uygulamalar mevcut. Bunu istersek ödev olarak da değerlendirebiliriz. Sınıf içerisinde sınıflarımıza kavuştuğumuz zaman inşallah sınıf içerisinde pekiştirme etkinliği olarak da çok rahat kullanabiliriz. Çünkü çocuklar özellikle online derslerde pekiştirme, kavrama, anlama ve konu tekrarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Biz de öğretmenleri olarak onların öğrenmelerini kalıcı hale getirmek için onları desteklemek istiyoruz ve bu uygulama onları destekleyebilmemiz için çok elverişli. Dezavantajları da mevcut, avantajları da çok fazla. Dilerseniz hep beraber sunumumuzun içerisinde onlara da değinelim. Şimdi uygulamaları inceledikten sonra orada bizim işimize yarayacak, örneğin kültür ve miras konusuyla alakalı uygulamaları bulduk. Bu uygulamaları istersek o haliyle çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Biliyoruz herhangi bir ekleme yapma gereği duymadan öğretmenimiz tam bizim istediğimiz gibi hazırladıysa onu direkt alıp öğrencilerimizle beraber kullanma şansına sahibiz. Eğer ki şunu da istiyorsak diyelim ki kendi uygulamamızı yapmak istiyoruz. Tamamen yeni, tamamen özgün bir etkinlik tasarlamak istiyoruz. Onu da bu ekranda gördüğünüz gibi çeşitli örneklerin olduğu uygulama oluştur sekmesinden oluşturabiliyoruz. Nasıl oluşturacağımızı hemen anlatacağız. Ve oluşturduğumuz etkinliğimizi yine kendi sayfamıza atabilmemiz mümkün. Özellikle bu özelliği de uygulamayı gerçekten kullanışlı kılıyor. Çünkü uygulamalarım sayfasına baktığımızda daha önceden uygulama içerisinde beğendiğimiz etkinlikleri ya da hazırlamış olduğumuz etkinlikleri hepsini bir arada görme şansına sahip oluyoruz. Yine buraya geldiğimizde uygulamaları inceleyelim isterseniz. Bir kategori seçelim. Tüm kategoriler yazan sekmeye tıkladığımda karşıma coğrafya, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih alanlarında çeşitli seçenekler çıkıyor. Biz bir tanesini seçelim. Tarih kategorisi. Tarih kategorisinde gördüğünüz gibi karşımıza diğer öğretmenlerimizin hazırladığı, hatta dünya öğretmenlerinin hazırladığı etkinlikler çıkıyor. Burada bir Azerbaycanlı öğretmenimizin hazırladığı bir etkinlik ismi görüyoruz. Yine değişik etkinliklerin Atatürk'le alakalı, Türklerin Anadolu'ya göçleriyle ilgili boşluk doldurma etkinliği hazırlandığını görüyoruz. Şimdi bir etkinlik örneği inceleyelim. Bu etkinliğin nasıl yapıldığına beraber bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada muhtemelen Amerikalı bir öğretmenimiz Amerikan başkanlarını içeren bir sıralama etkinliği hazırlamış. Bu sıralama etkinliğini biz dilersek olduğu gibi hocamızın hazırladığı gibi kullanabiliriz. Ama biz Türkiye'deki cumhurbaşkanlarını buraya eklemek istiyorsak bu resimleri çok rahat bir şekilde silip
yerine kendi bulduğumuz resimlerimizi ekleyebiliriz. Bu resim konusunda telif hakkına da dikkat etmemiz gerekiyor hocalarım. Çünkü dünya standartlarında bir site olduğu için Türkiye'de de sadece geçerli olsa yine dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Shutterstock gibi yerlerden ya da klip artı fotoğraflarını buralarda kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında hukuki bir sıkıntı yaşamamak adına. Sonrasında biz bu etkinliği eğer çok beğendiysek şu sekmeden bunu benim uygulamalarıma al diyerek etkinlik sayfamıza kaydediyoruz ve daha sonrasında öğrencilerimizle paylaşmaya hazır bir hale geliyor. İnteraktif etkinlikler olduğu için bunlar şu aşağıda gördüğünüz internet linki ve tam ekran linki kısımlarındaki linkleri kopyalayarak kendi e-boxlarımızda bizzat olarak da dijital kitaplıklarımızı zenginleştirebiliriz ya da blog sayfamız varsa etkinliklerimizi oralarda da çok rahat bir şekilde paylaşabiliriz sevgili hocalarım. Şimdi isterseniz uygulama oluşturma kısmına bir dönelim. Nasıl uygulama oluştur kısmı bizi karşılayacak, bir de ona birlikte göz atalım. Burada gördüğünüz gibi birbirinden farklı onlarca uygulama var. Sayı doğrusu, normal sıralama, sıralara doğru eşleştirme, ki milyoner olmak ister gibi. Biz bunlardan kazanımımıza uygun olan bir tanesini seçelim. Örneğin eşleştirme oyununu seçelim. Eşleştirme oyununu seçtiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Ve bu ekranda örnek 1, örnek 2 ve örnek 3 şeklinde bize örnek şablonlar sunduğunu görüyoruz. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyoruz. Seçtiğimiz şablon aşağıda görmüş olduğunuz gibi uzunluk ölçüm araçlarını eşleştirme ile ilgili. Ve bu örnek 1'e tıklayıp ardından yeni bir uygulama oluşturun sekmesine bastığımda şu an sistem beni bir uygulama oluşturmaya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Uygulamanın başlığını yazacağım yer, açıklama metninin altında benim oraya ne yazmam gerektiği çok net bir şekilde ifade ediliyor. Uygulama çok kolay ve çok kısa bir vakitte bizim bu etkinliği tamamlamamızı sağlıyor. Bunu okullar açıldığında teneffüs aralarında dahi yapabiliriz sevgili hocalarım. Şimdi de online süreçte de rahat bir şekilde öğrencilerimizi buradan etkinliklerle derslerimize motive edebilir ya da ödev konusunda onların işini de kolaylaştırabiliriz. Şimdi isterseniz bu kısa bir tanıtımdan sonra şuradaki uygulamaların kısmının yanında yer alan sınıflarım sekmesine bir göz atalım. Çünkü burada uygulamayı yalnızca biz hazırlayıp öğrencilerimize yönlendirmekten ziyade onlarla ilgili çok daha kolay şeyler yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Biraz daha açayım isterseniz. Burada benim dersine girmiş olduğum 5 tane sınıf görüyorsunuz. Ben öğrencilerimin isimlerini bu sınıfların içerisine yazdım ve onlara bir klasör oluşturdum. Gördüğünüz gibi adı soyadı öğrencimizin burada yazıyor. Burada yapmam gereken, öğretmenin yapması gereken tek şey öğrencilerin isminin bulunduğu bir sınıf listesi. Çok kolay bir şekilde sınıftaki öğrencilerin adını buraya yazacak. Sistem otomatikmen kullanıcı adı ve şifreyi öğretmene vermiş olacak. Ve öğretmen bu kullanıcı adı ve şifreyi bu şekilde bir ekranla ulaşıp öğrencilerine kolay bir şekilde ulaştırma imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Yine öğrencinin ekranında peki bu ödev kısmı nasıl görünecek ve biz bu kullanıcı adı ve şifreyi öğrenciye ulaştırdıktan sonra öğrenci ne yapacak? İsterseniz bir de onu görelim. Gördüğünüz gibi bu bir öğrenci hesabı. Öğrencimden izin alarak onun hesabını sizlere göstermek istiyorum. Sınıfın sekmesine tıklayacak öğrencimiz ve burada görünen dosyalarımıza benim daha önceden attığım oyunları oynayacak. Gördüğünüz gibi bu öğrencimiz 3 tane ödevini tamamladığı için burada tik işaretiyle ödevini yaptığını belirten bir ibare mevcut. İşte bu kadar öğrenciye ödev göndermek kolay sevgili öğretmenlerim. Şimdi isterseniz öğrencinin ödevini peki biz yapıp yapmadığını nereden kontrol edeceğiz? Bir de onu size gösterelim. İstatistik kısmına geldiğimde bakın Ayşe Kürekçi'ydi az önceki öğrencimin adı. Burada 3 tane ödevini tamamladığını görüyorum. Bu şekilde zor olan ödev kontrol etme süreci online süreçte gerçekten çok daha zorlaştı. Çünkü öğretmenle öğrencisi ekran görüntüsü atmak zorunda kalabiliyor. Ya da ödevini yapıyor ama atmakta zorlanıyor. Bu zor bir süreç oluyor onun için. Ama buradan hem ödevini eğlenceli bir şekilde yapıp hem de öğretmeninin kolay bir şekilde değerlendirmesini sağlıyor diyebiliriz sistem. Şimdi sizlere benim yaptığım uygulamaları göstermek istiyorum hızlıca. Bu uygulamaları dilerseniz tek tek de kullanabilirsiniz.
İsterseniz böyle benim yaptığım gibi bir ünitenin değerlendirilmesinde toplu olarak öğrencilerinize sunabilirsiniz sevgili öğretmenlerim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 7 tane uygulama yaptım. Ve atölyemizin de başlığında aslında çevrim içi bak dünyaya, çevrende neler var demiştik. Çevrim içi bakıyoruz şu anda ve dünya ve çevre ikileminde şöyle bir ünite seçmek istedim sizler için. 5. sınıfın insanlar, yerler ve çevreler ünitesine uygun uygulamalar oluşturdum. İsterseniz benim adım uygulamaya yazarak bu gösterdiğim uygulamaları da ulaşıp öğrencileriniz için de kullanabilirsiniz. Çünkü ben uygulamaları öğretmenlerin kullanımını açtım. Ama dilerseniz kimse uygulamalarınızı görsün istemiyorsanız, sadece öğrencileriniz ve kendinizi görmesini istiyorsanız da ilgili ayarlardan bunu yapabilirsiniz hocalarım. Siteyi zaten kurcaladıkça aslında site size kendini öğretecek diyebilirim. Burada bizim tamamen geniş bir anlamda size sunmamız zaman konusunda çok mümkün değil ama en azından sizlere ilham verebilirsek, bu sitenin ne kadar kullanışlı olduğunu anlatabilirsek o da bizim için gerçekten çok tatmin edici olacak. Şimdi burada bölgelerin yüz ölçümüne göre büyükten küçüğe sıralamasını yapmasını istedim ben öğrencilerimizin. Ve bu uygulama sıralamasını ben bizim okulda kullandığımız modül kitabından aldım. Böylece okul içerisinde olmadığımız için ders kitaplarımızı burada değerlendirmek istedim. Kitapları kullanamıyoruz ama kitabın içerisindeki etkinlikleri çok kolay bir şekilde buraya aktararak öğrencilerimizi bu etkinliklerden de mahrum etmemiş oluyoruz. Burada öğrenci bölge sıralamasını büyükten küçüğe doğru yapmış olacak. Doğu Anadolu'dan başlayarak Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar bütün bölgeleri sıralayacak. Ve en sonda şu kısma geldiğinde hangilerini doğru sıraladıysa yeşil renk gösterecek, yanlış sıraladıysa da kırmızı renkle sistem onu uyarmış olacak. Bu da ödev konusunda öğrenciye normal şartlarda ödev verdiğimizde yanlışlarını ancak kontrol ettiğimizde ve detaylı kontrol ettiğimizde anlayabiliyoruz. Ama bu sistem sayesinde öğrenci kendi yanlışını hemen görüp düzeltebiliyor ve pekiştirme ve kavrama noktasında öğrencinin de işi aslında kolaylaşmış oluyor diyebiliriz. İkinci örneğim ise şu şekilde sevgili hocalarım. Ben burada doğal mı beşeri mi konusunu daha eğlenceli formatta sunmak istedim öğrencilerime. Buraya fotoğraflar koydum. Dediğim gibi bu fotoğraflar tamamen telif hakkı olmayan fotoğraflar. Bu konuya dikkat edelim. Ve öğrenci bu şekilde beşeri mi, doğal mı diye sürükleyerek çok kısa bir vakitte konuyu pekiştirmiş olacak. Ve yine bu tik işaretine tıkladığında doğru ve yanlışlarını hızlıca görmüş olacak. Yeryüzü şekilleri öğrencisi için aslında hocalarım biraz öğrenmesi zor bir konu. Vadinin tanımını verebiliyoruz öğrenciye ama vadiyi yanından geçtiğinde öğrenci tanıyamayabiliyor. Dolayısıyla bu konuyu özellikle şekil üzerinden, görsel üzerinden vermek çok daha öğrenci için akılda kalıcı oluyor. Ben buraya yönergeler yazdım. Bu yönergelerle öğrenci oyunu nasıl oynayacağını öğrenmiş olacak. Örneğin şuraya tıkladığında buranın bir dağ mı, bir yanardağ mı, bir tepe mi olduğunu bulmaya çalışacak. Ve bu şekilde hem görerek hem de öğrenerek ödevini tamamlamış olacak. Burada milyoner yarışması var ama milyoner yarışması ile ilgili bir uygulama yapacağımız için şöyle kısaca bir ekran görüntüsü göstermek istiyorum. Detaylarını birazdan anlatacağım size. Yine burada iklimler konusu var. İklimler konusuyla ilgili ben bir yapboz hazırladım. Bu da oldukça eğlenceli. Gördüğünüz gibi çok renkli fotoğraflardan oluşuyor. Öğrencimiz buraya tıkladığında Akdeniz iklimine ait fotoğrafları buradan seçecek ve hepsiyle ilgili olan fotoğrafları tıkladıktan sonra altında yer alan Türkiye haritasına ulaşmış olacak ve iklimler konusunu daha eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olacak. Yine burada at yarışıyla alakalı bir oyun var. Sabahki oturumda kıymetli hocalarımızın da bahsettiği gibi gerçekten oyun ve oyunlaştırma öğrencilerimizin derse karşı motive olmasında ve derste mutlu gelmesinde aslında çok önemli bir faktör. Bu oyunda da bir hedefe ulaşma söz konusu, bir rekabet söz konusu. O yüzden bunu da son derece öğrenciler severek ve beğenerek oynuyorlar. Burada öğrenci soruyu bildikçe atı bir adım daha ilerlemiş oluyor ve bilgisayarla birlikte yarışıp en sonunda hızlıca hedefe ulaşmaya çalışıyor. Bu da yarış ve rekabet duygusunu, heyecanı sağladığı için öğrenci için ödevi bir an önce yapmalıyım seviyesine ulaşmasını sağlıyor. Çünkü öğrencilerim gerçekten
bu konuda çok istekliler. Az önce dikkat ettiğinizi umuyorum. 5. sınıf düzeyinde neredeyse sınıfın tamamına yakını ödevlerini yapıyor. Ve ben bu süreçte Learning Apps uygulamasının gerçekten çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Burada da gördüğünüz gibi bir doğru yanlış uygulaması yaptım. Buradaki bilgiyi okuyan öğrencimiz hızlı bir şekilde doğru mu yanlış mı olduğunu seçecek. Ben emojilerle de aslında etkinliklerimi süslemeyi seviyorum. Bu uygulamada çok fazla diğer öğretmenler kullanmamışlar ama ben size tavsiye edebilirim. Özellikle emoji koymanız öğrenci için oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor. Ve bu uygulamaya özel, yani bu etkinliğe özel sadece şöyle bir güzelliği var. Konunun sonunda, oyunun sonunda öğrenci kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığını görebiliyor sevgili hocalarım. Bu da doğru ve yanlışlarını hemen görmesi açısından yine öğrenci için oldukça elverişli olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Öğrencinin bu oyunu kaç dakikada yaptığını, kaç tane doğru, kaç denemeden sonra kaç yanlış yaptığını göremiyoruz. Bu da biraz dezavantajı uygulamanın. Direkt bize öğrencinin kaç denemeden sonra doğruya ulaştığını göstermemesi bir dezavantaj olarak değerlendirilse de artılarının fazla olduğunu söylemek de mümkün sevgili hocalarım. Şimdi isterseniz bu uygulamaları örneklerini tanıttıktan sonra şimdi de şöyle hızlıca Kim Milyoner Olmak İster oyununa geçmek istiyorum. Bu arada burada şahsi uygulamaları tıklarsam ben bu oyunu sadece kendim ve öğrencilerim görebilirim. Yayınlanmış ve kamuya açık uygulamalar şeklinde seçeneği seçersem de yayınlamış oluyorum hocalar. Onu da söylemiş olalım unutmadan. Ve gelelim uygulama oluştur kısmına. Şimdi sizlerden şunu istiyorum sevgili hocalarım. Şu anda oyuna üye olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü atölye gereklerimizin içerisinde uygulamaya üye olmanız gerektiğini belirtmiştik. Olmadıysanız da çok kısa bir vaktinizi alacaktır. Uygulamaya üye olup uygulama oluştur kısmından öğrencilerin çok sevdiği ve uygulamanın bu sitenin en popüler oyunu olan Kim Milyoner Olmak İster oyunuyla alakalı bir uygulama oluşturmak istiyorum sizinle. İsterseniz siz de benimle beraber siteye girerek uygulamayı oluşturabilirsiniz. Burada amacımız bu uygulamayı tamamen bitirmek değil. Sizlere ben bu noktada ilham olmak istiyorum aslında. Bu uygulamayı daha sonra da sonuçlandırabilirsiniz. Ama nasıl hazırlayacağımız konusunda sizlere destek olmaya çalışacağım. Buradan örneklerden bir tanesini seçiyorum. Şablonlardan bir tanesini seçiyorum. Ve yeni bir uygulama oluşturun kısmına tıklıyorum. Ve karşıma gördüğünüz gibi bu şekilde boş bir taslak çıkıyor sevgili hocalarımız. Ve bu taslakların içerisindeki boşlukları doldurarak oyunumu tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi burada bilgi seviyelerine göre orta seviye, zor, çok zor şeklinde 1 milyonluk soruya öğrencilerin ulaştığını görüyoruz. Bunun içerisini ben daha önceden yaptığım bir etkinlikle doldurmuştum. Sizlere hazır olan bir etkinliğimi göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada benim daha önceden hazırladığım bir etkinlik var. Uygulamaya gözden geçire basarak taslak haline ulaşıyorum. Ben bu başlık kısmına Kim Milyoner Olmak İster'den ziyade klişe bir başlık olduğunu düşündüğüm için Kim Harita Dilini Öğrenmek İster diye özgün bir başlık koydum. Sizler de başlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Ve buraya oyunun nasıl oynayacağı ile ilgili bir yönerge yazdım. Uygulamayı benim hazırladığımı öğrencimin görmesini istediğim için kendi adımın ve soyadımın baş harflerini de eklemiştim. Çünkü gerçekten öğretmenin tarafından hazırlanan bir oyunu oynama duygusuyla bir başkasının hazırladığı oyunu oynama duygusu birbirinden farklı olabilir. Aa hocam siz mi hazırladınız bu oyunu? Çok eğlenceliydi diye sizlere geri dönüp verdiklerinde oldukça mutlu oluyorsunuz. Ve bu oyunu öğrenciler çok severek oynuyorlar. Biz online derslerimiz sürecinde canlı olarak birlikte oynadık bu oyunları. Ve o anki heyecanları, hocam 1 milyonluk soruyu gördüm, yaptım demeleri gerçekten çocukların bu uygulamayı çok fazla sevdiğini aslında göstermiş oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bazı hocalarımızın aklından geçiyordur hangi konuya, hangi etkinliği uygulayacağı. Aslında bu da bu uygulamanın bizlere bir geniş yelpaze sunmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde sorularımızı yerleştirdikten sonra uygulamayı kaydete basıyoruz. Ve uygulamamız hazır hale geliyor. İşte bu kadar kolay. Ve bu uygulamayı nasıl öğrencilerimizin klasörüne ekliyoruz dersek de sınıflar bölümüne gelip
sınıfımızın klasörüne tıklayıp buradaki dosyalarıma geçerek uygulama ekle dediğimde bakın çok kolay bir şekilde öğrencilerimize hemen ödevini vermiş oluyoruz ve öğrenciyi sadece haberdar etmek oluyor diye. Bu şekilde öğrencimiz uygulamasını tamamlamış oluyor. Hocalarım sizlerin de yapmaya başladığını düşünüyorum. Eğer sorularınız olursa uygulamayla ilgili bana buradan sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Chat bölümünden sorularınızı bekliyor olacağız sevgili hocalarımız. Atölyemizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz bu arada. Bu atölyemizle ilgili, bu konuyla alakalı, Learning Apps ile ilgili şu an yaşadığınız bir sorun varsa, sormak istediğiniz bir soru varsa sorularınızı alayım. O şekilde devam edelim isterseniz. Bu arada bu uygulama için sizlere 2 dakikalık daha bir süre vermiş de olalım. Bu 2 dakika içerisinde uygulamayı bir denemenizi istiyorum. En azından başlamanız bu uygulamayı daha sonradan kullanmak için bir başlangıç olacak diye düşünüyorum. Çünkü uygulama bize çok seçenek sunuyor. Bakın burada benim kendi kaydettiğim uygulamalar sadece yaptıklarımdan ibaret değil. Diğer hocalarımızın uygulamalarından da faydalandım. Onlar da oldukça özgün, oldukça ilham verici ve bunları öğrencilerimize sunmak, bu heyecanı yaşamak da hem de öğretmen için öğrencide karşılık bulduğunu görmek keyif veriyor. Hem de öğrenci için dersi bakış açısından çok daha mutlu ve pozitif bir yargıya ulaşmasını sağlıyor diyebiliriz hocalarım. Şimdi isterseniz burada uygulamamın tanıtımına ben son vereyim ve sizlerle birkaç bir şey daha paylaşayım. Öncelikle bu uygulamamıza, atölyemize katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Etkileşimli ders içerikleri sunmamızı sağlayan Earpod uygulamasını Hatice Polat hocamız tanıttı bizlere. Ve eğlenceli içerikler oluşturmamızı sağlayan Learning Apps uygulamasını da ben tanıttım naçizane. Sizlere ilham vermeyi amaçladığımız atölyemizde edindiğiniz bilgilerle etkileşimli ve eğlenceli ders içerikleri tasarlamanızı temenni ediyoruz. Sizinle beraber yapacağımız etkinliğimize geçmek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Hatice Hocam sizler için chat bölümüne bir kod gönderdi. O kodu girdiğiniz Nearpod sayfasına girmenizi istiyoruz. Öğrenci girişinden girmenizi istiyoruz. Öğrenci girişine bu kodu yazarak karşınızda şu anda ekranda gördüğünüz atölye çalışmamızı nasıl buldunuz sorusuyla karşılaşacaksınız. Ve o soruya değerli cevaplarınızı ve değerli değerlendirmenizi bekliyor olacağız. Dilerseniz o bölüme sizleri alalım. Eğer girmekte sıkıntı yaşayan varsa bizlere yine chat bölümünden ulaşabilirsiniz. Tekrar nasıl girmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Nearpod sayfasına, ekranda gördüğünüz sağ taraftaki sayfaya tıklamanızı, girmenizi istiyoruz. Ve şu an Hatice Hocam gösteriyor. Students öğrenci bölümüne ilgili kodu, yani FWKAE kodunu yazmanızı istiyoruz. Ve bu kodu yazdıktan sonra karşınıza Welcome to the Session diye bir ekran çıkacak. Oraya da isminizi yazarak atölye çalışmanızı nasıl bulduğunuz ekrana ulaşacaksınız. Ve bu ekrana değerli değerlendirmelerinizi bekliyor olacağız değerli katılımcılar. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten burada bizlere destek olmanız, bu uygulama için uygulamaları öğrenmek ve derslerinizde kullanmak adına bu adımı atmanız bizleri çok mutlu etti. Değerli değerlendirmelerinizi bekliyor olacağız. Bir üst katılan arkadaşımız yok. 2 olduk, evet. Evet, şu an 2 katılımcımız yazdı. Daha fazla aslında katılım bekliyoruz sizlerden. 4 olduk. Daha fazla, evet. Değerlendirmelerinizi bekliyor olacağız. Hem de böyle bir uygulamayı sizinle yaparak aslında bu etkileşimin de bir artısını göstermek istiyoruz. Hızlı bir şekilde geri bildirim alabildiğiniz bir uygulama olması sebebiyle Nearpod da bu avantajı bizlere sunmuş oluyor. Hatice hocamıza da bu noktada teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bütün katılımcılara. Böyle biraz hızlı olduğunu fark ettik, evet. Ben biraz kendim de hızlı konuşurum. Ama dediğimiz gibi amacımız size biraz ilham olabilmekti. Yani biz yaptığımız uygulamaları size gösterebilmekti. Ama basit uygulamalar, bunların hepsini kurcalayarak da edinebiliyoruz. Bir tanıştırma ve de yaptıklarımızı sizinle paylaşmak üzere buradaydık. Biz değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz size. Süremizi tamamladık. Semra Hocam sözü size bırakayım. Arkadaşlarla
Vedat. Evet, ben de hem Hatice Hocam adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok teşekkürler. Bir sonraki oturumumuza da katılmanızı bekliyoruz. Diğer atölyelerimiz sizleri bekliyor olacak. Başka yerlerde görüşmek dileğiyle uygulamalarınızı derslerinizde kullanmanızı temenni ederek hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.